Beşiktaş derbisinden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da şimdi telafi zamanı. Şampiyonluk yarışındaki ezeli rakipleri hem Fenerbahçe'nin hem de Beşiktaş'ın puan kaybı açıkçası Galatasaray için Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı karşılaşmayı daha da önemli hale getirdi. Sarı Kırmızılılar'da hemen belirtelim. Arda Turan ve Sacha Boey dışında herhangi bir eksik bulunmuyor. Sacha Boey ile alakalı sprint özelliği çok yüksek bir futbolcu olduğu için Sağlık Kurulu bir sakatlık problemiyle daha karşılaşmaması adına teknik heyetle birlikte karar aldı ve oyuncu %100 hazır olmadan sahalara sürülmeyecek. Bu iki futbolcu dışında Galatasaray'da eksik yok ancak kadroda ciddi değişiklikler var. Özellikle Beşiktaş derbisinin belki de çok fazla pas hatası yapan ve başarısız isimlerinden bir tanesi Taylan Antalyalı bugünkü maçta forma giymeyecek. Fatih Terim Taylan yerine o bölgeye Berkan'ı çekip Morutan'ı merkezde oynatacak. Morutan bildiğimiz gibi Galatasaray'a geldiğinden bu yana birçok maçta kanatta forma giyiyordu. Ve sarı kırmızı takıma imza attıktan sonra ilk oynadığı maçta Fatih Terim onu merkezde forvet arkası olarak görevlendirmiş ve iyi de bir verim almıştı. O maçta Morutan bir gol bir asistle oynamıştı. Ve şimdi Morutan'ı yine forvete yakın bölgede, kaleye, rakip kaleye yakın bölgede görevlendirecek Fatih Terim ve taktiksel bir değişime gidecek. Morutan merkezde forvet arkasında görev alacak ve kanatlarda Galatasaray'da Kerem ve Barış Alper Yılmaz ikilisi olacak. Açıkçası Fatih Terim kısaca orta sahayı bir hayli fazlasıyla gençleştirecek. Galatasaray'ın sahaya çıkmasını beklediğimiz ve Fatih Terim'in son taktiksel antrenmanda görev verdiği as takıma yani muhtemel 11'e bakalım. Kalede Muslera, defansla Yedlin, Markkanen, Nelson, Van Aanholt, orta sahada Berkan Çıkaldağ, Morutan, kanatlarda Kerem, Barış Alper Yılmaz ve en ileride Halil Dervişoğlu. Galatasaray'ın beklediğimiz 11'i bu şekilde. Aynı zamanda tabii ki hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın puan kaybetmesiyle birlikte Galatasaray karşılaşmasına sarı kırmızı taraftarların ilgisi de artmış durumda. Eğer Galatasaray bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılırsa lider Trabzonspor'la puan farkını 7'ye indirecek. Ve aynı zamanda tabii ki iyi bir futbol ortaya koyup taraftarın da desteğiyle birlikte Fenerbahçe derbisi öncesinde puan kaybı yaşamadan iyi bir galibiyet serisiyle bu maça çıkmak istiyor Galatasaray. Ve bu noktada aynı zamanda belirtmek lazım. Cagne ve Muhammed bugün hamle oyuncusu olarak kullanılacak ve en ileride Halil Dervişoğlu Galatasaray'da görev alacak.